Bu şehre hiç yakışmıyor. Bizim şehrimizin aynası olan terminal aynayı temsil etmiyor. Allah belanızı versin diyor. Habire mi beni yolladı? Yazık günah bu millete ya. Ne olduğu belli değil burada. Yani Trabzon'a hiç yakışmayan bir şeyler oluyor buralarda. Bu otogar Trabzon halkına fazlasıyla yeter. Hak ediyorlar böyle bir otogarda şey yapmayı, hizmet görmeyi. Bu terminal Trabzon'a yakışıyor mu? Bu şehre hiç yakışmıyor. Bizim şehrimizin aynası olan terminal aynayı temsil etmiyor. Terminalin bir kere günümüzün şartlarında en büyük sorun buradan otobüs çıkıp Beşirli'ye tam 25 dakikada ulaşıyor. Sizce sorun orada başlıyor. Terminalin duruş noktası yanlış. En basit şurada lavabolar var. Bayanların Trabzon otogarında abdest alacağı yer yok. Erkeklerin yeri dianta çekilmiş, kapatılmış, açıkta abdest alıyorlar. Yani Trabzon'a yakışmıyor. Birisi gelip bana söylüyor ki burada abdest alınacak yer var mı? Yok yenge, ikinci katta dışarıda. Gidiyor oraya bayan, abdest almaya yer yok. Açık alan, Allah belanızı versin diyor. Habire mi beni yolladı? Yazık günah bu millete ya. Vallahi hiç yakıştıramadım. Ben biraz önce abime söyledim zaten. Böyle bir terminal olur mu dedim. Yakışmaz yani. Trabzon'a gelen acaba diyor bu şehrin otogarı mı yoksa han mı burası? Yakışmıyor buraya. Ne lavaboları, ne yazanları, otobüslerin zaten giriş çıkışı bir çile. Adam Trabzon'a geliyor 15 saatte İstanbul'dan. Sadece Akçabat'tan buraya gelişi yaklaşık 1,5 saat. Artık müşteri de buraya gelmekten rahatsız. Değirmendere Mahallesi'ne vatandaş gelmiyor. Otogarda müşteri potansiyeli gitgide daha çok düşüyor. Otogarının şu anda her tarafına bakın arkadaşlar, her taraf dökülüyor yani. Üstleri, altları, kalifer petekleri, hiçbir şeysi, girişi çıkışı belli değil. Ne olduğu belli değil burada. Yani Trabzon'a hiç yakışmayan bir şeyler oluyor buralarda ama hiç bakan eden yok, gelen giden yok. Her yerde otogar var, kazalarda, nahiyelerde, sadece Trabzon'da yok. Çok büyük sıkıntımız var, park sıkıntımız var. Şehir dışına çıkması lazım. Acele şehir dışına çıkması lazım. Gönlümüz stadın yanına gitmesi gerekiyor. Bu otogar bu şehre hiç yakışmıyor. Neden yakışmıyor? Koskoca Trabzon, büyük şehir. 15-17 senedir buradayım. Bu otogar nereden baksan tahmini görüşüm 35 senelik bir otogar. 30 senelik bir otogar yanım ama bu şehre hiç yakışmıyor yani. Ben mağduruz yani. Şu an bütün azından hepsi aynısındır. Güzel bir otogar. Güzel bir yerde yapmalı lazım. Seneden beri konuşuyoruz. Her sene bir mikrofon tutuldu bize. Anlattık derdimizi, sıkıntımızı da. Şimdi niye tuttun bize bunu yani? Bu ne düzeldi? Ne düzelecek tabii? Boş verin ya. Otogardan şu anki halinde memnun musunuz? Şu anki halinde neyinden memnunuz ya? Şu dünya değişmiş. Bizim Trabzon otogarı değişmemiş. Adam buraya indi mi? Ahır mıdır? Dışarıdan baktım mı otogara? Allah'ımıza şükürler hamdolsun. Herkes ekmeğini alıp evine gidiyor. Ama böyle değil. Ondan sonra geliyorsun, yok AK Parti bana oy ver, CHP bana oy ver, muhtarı bana oy ver. Ben ne yaptın da sana millet oy verecek? Bu otogar Trabzon halkına fazlasıyla yeter. Hak ediyorlar böyle bir otogarda şey yapmayı, hizmet görmeyi. Neden? Neden yeter yani, ne olacak? Fıstık gibi otogar, görmüyor musun şuralara bak? 10 seneden beri ben buradayım, bir tane boya bile yapılmamıştır buraya. Bu AK Parti belediyeleri zamanında. Otogarın her şeyi eksik. Eksik olmayan bir şey yok ki otogarda. Yani nereye baksan eksik.